Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir konseptle karşınızdayım ve yeni bir teknolojik ürün aldım. Bunun kutu açılımını yapacağız ve birazcık da deneyeceğiz. Bu ürün ne? Rode'un yeni VideoMic NTG modeli. Bu modeli neden tercih ettim? Bu model çünkü NTG serisinin ve VideoMic serisinin aslında bir birleşimi. O yüzden ikisinin de iyi özelliklerinin toplandığı, fiyat olarak da gayet muadil ürünlerine göre uygun bir mikrofon. Şimdi hep beraber bunun kutu açılımını yapalım. Sonrasında neden bunu tercih ettiğimden birazcık daha detaylı bahsedelim. Öncelikle ürün gördüğünüz gibi böyle bir kutuda geliyor. Zaten arkasında ve yanında da içinde çıkan ürünler görünüyor. Buradan baktığınızda mikrofon, tutucu, sünger, kablo ve USB kablosuyla geliyor. USB-C kablosuyla çalışıyor. Bu da gayet aslında avantajlı bir ürün olmasını sağlıyor. Açalım beraber. Şöyle bir kutu var. Bir kutu daha çıkıyor. İçinde de bir kutu daha var. Kutu içinde kutu. Bunda herhangi bir şey yok. Atıyorum. Ve ürün karşımıza çıkıyor. Ürün aslında şöyle açayım. Gördüğünüz gibi hazır bir şekilde geliyor. Burada bir takım kağıtlar var. USB-C kablosu gördüğünüz gibi. Son dönemde tüm teknolojik ürünlerimi USB-C'ye çevirmeye çalışıyorum. Hem hızından hem de tek bir kabloyla çalışabilmek için. Ve bir ara kablosu var. Bu ara kablo birazcık enteresan. Gördüğünüz gibi TRRS bir kablo. Bunun TRRS olmasının bir sebebi var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Normalde aynasız veya DSLR kameralar TRS, yani Tip Ring Sleeve kablolarla çalışır. Ancak bu mikrofon akıllı bir mikrofon olduğunu iddia ediyor. Yani siz bu kablo sayesinde bunu hangi cihaza takarsanız takın. Telefonunuz olabilir, bilgisayarınız olabilir veya kameranız olabilir. Onu tanıdığını ve ona uyumlu şekilde çalıştığını söylüyor. Kutuyu kenara atalım. Mikrofondan birazcık bahsetmek gerekirse gayet kompakt ve hafif bir mikrofon. Süngerini çıkardığınızda Rode'un NTG modellerine oldukça benzer. Üzerinde bir gain knobu var. Şuradan gördüğünüz gibi gainini 1'den 15'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Açma kapama düğmesi var ama taktığınız cihaz açıldığında otomatik olarak açılıyor. Böyle bir özelliği var. Kapandığında da otomatik olarak kapanıyor. -20 desibele kadar düşürme özelliği. Aynı zamanda güvenli kanal, yani diyelim ki bir yerde kayıt yapıyorsunuz ve çok yüksek ses var. Peak yapacağını düşünüyorsunuz sesinizin. Aktive ettiğinizde iki kanala ayırıyor ve ikinci kanalda çok daha düşük bir ses yüksekliğinde kayıt yapıyor. Eğer bir kaydınız hatalı olursa, bir yerde peak yaparsa diğer kanaldaki kaydı kullanabiliyorsunuz. Ve yüksek frekans filtresi var, 75 ile 150 ya kadar. Bunun haricinde USB-C'den şarj edebiliyorsunuz. 30 saatlik bir batarya söz konusu ve bir de kulaklık girişi var. Bununla ne işe yaradığını birazdan söyleyeceğim. Bir diğer güzel nokta, bağlantı noktası ayarlanabilir halde. Yani kameranıza taktığınızda hangi pozisyonda olmasını istiyorsanız o pozisyonda tutabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu da gayet kullanışlı bir özellik. Standart 3-8 bir bağlantısı var ve kol şu adaptörü var. Herhangi bir kameraya veya bir adaptörle mikrofon standına bağlayabiliyorsunuz. Bir sünger geliyor üstünde. Ancak dışarıda kullanacaksanız tabii ki gene bir dead cat denilen süngerden almanızı tavsiye ederim. Ben daha çok indoor kayıtlarda kullanacağım için almadım. Belki ileride alabilirim.
Şimdi bu cihaz özellikle farklı ortamlarda kayıt yapmayı düşünüyorsanız oldukça faydalı. Çünkü kameranızdan çıkarıp telefonunuza, telefonunuzdan çıkarıp bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Benim tercih etmemdeki en büyük sebep bu oldu. Şimdi peki farklı cihazlarda bu mikrofonun sesi nasıl çıkıyor? Bunu da bilmek gerekiyor. O yüzden benim internette bulamadığım bir test bu. Bunu yapmaya çalışacağım. Bilgisayardan, tabletten ve kamera üzerinden kayıt yapacağız. Şu an Rode'un Video Micro modeli üzerinden kayıt yapıyorum. Bununla da alakalı bir karşılaştırma videosu olur. Ancak Rode'un Video Micro modeli üzerinde herhangi bir ayar bulundurmuyor. En ucuz modellerinden bir tanesi. Çok karşılaştırmak doğru değil bu iki modeli ama bir fikir verecektir. O model daha kompakt, daha küçük, daha taşınabilir. Özellikle vlog tarzı videolar çekiyorsanız ve çok fazla seyahat ediyorsanız bundansa o belki daha avantajlı olabilir. Ama daha kaliteli bir ses almak istiyorsanız bu mikrofonla onu tabii ki karşılaştırmak çok mümkün değil. Şimdi bakalım gerçekten de tanıyor mu? Hemen kablosunu çıkardım. Takıyorum kablomu ve tabletime taktım. Gördüğünüz gibi hemen ışığı yandı. Ve hemen bir şöyle aşağı yukarı bir 30 santim uzaklıktan bir kayıt yapalım. Şu an Rode'un Video Micro modelini dinliyorsunuz ve kamerama bağlı şekilde. Şu an Rode'un VideoMic NTG modelini iPad ve bir tablet üzerinden yaptığım kayıtla dinliyorsunuz. Gain 15'te birazcık düşüreceğim. Şu an Gain 5'te Rode'un VideoMic NTG modelini tablet üzerinden bir kayıtla dinliyoruz. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Şimdi bu kaydı aldık. Bir de bilgisayara bağlayacağım ve bilgisayar üzerinden bir kayıt alacağım. Bunun için bu sefer üzerinde gelen kabloyu değil, USB kablosunu kullanacağız. Bu sefer üzerinde gelen normal kablo girişi, jack girişi kulaklık için kullanılabilir hale gelecek ve bu sefer de gain knob'u kulaklığınızın ses yüksekliğini ve düşüklüğünü ayarlamanıza fayda sağlayacak. Eğer podcast yapıyorsanız veya streaming yapıyorsanız, yayıncıysanız oldukça faydalı bir özellik bence. Hemen USB kablomu açtım, tabletimi kenara alıyorum. Şu an Rode VideoMic NTG modelini bilgisayar üzerinden aldığımız ses kaydını dinliyoruz. Özellikle yayıncıysanız veya podcast kaydediyorsanız bu mikrofon bu özelliğiyle sizin için ön plana çıkabilir. Diğer jack girişinden ise kulaklığınızı bağlayıp kendi sesinizi dinleyebilir ve üzerindeki gain knobuyla kulaklığınızın ses ayarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi gain'i 15'e çıkardım. Şu an Rode VideoMic NTG modelini bilgisayara bağladık ve QuickTime üzerinden aldığımız ses kaydını dinliyoruz. Evet, şu an Rode'un VideoMic NTG modeli kamerama bağlı bir şekilde ve benden aşağı yukarı 50 santim kadar bir uzaklıkta. Elimde de Rode'un Video Micro modelini görüyorsunuz. Bu model ise bir rüzgar korumasıyla beraber geliyor ve gördüğünüz gibi aslında şu kadarlık bir alet, yaklaşık bir 40-50 gram kadar olması lazım. Gene bir tutucuyla geliyor, sarsılma engelleyici ve kablosuyla geliyor. Ancak ne yazık ki bu bir TRS kablo, yani bunu sadece kameranızla kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzla kullanmak isterseniz bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Şu an Rode'un VideoMic NTG modelini kameraya bağlı bir şekilde dinliyorsunuz. Kamera üzerindeki ses kaydı 1'e kadar çekilmiş durumda, yani en düşük seviyede. Herhangi bir ses kaydında herhangi bir düzeltme yok. Sadece sesleri eşitleyerek size sunmuş oldum. Eğer dediğim gibi daha kaliteli bir sese ihtiyacınız varsa ve farklı ortamlarda farklı kayıtlar yapıyorsanız hem taşınabilir hem de gayet güzel ses alabileceğiniz uygun fiyatlı bir mikrofon. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların, teknoloji videolarının gelmesini istiyorsanız yorum atıp beğeni gönderebilirsiniz. Lütfen kanalda abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.